Selamlar, ben Semih. Şu anda evrimi bombacı %38 oranında kullanılıyor küreselde. Neredeyse oyun yarısı şu anda evrimi bombacı oynuyor demek oluyor bu. Ve şu anda arkadaşlar dünyada 67.yim. Bakalım 4 maç sonunda dünyada kaçıncı olacağız? İlk kupa videosuna özel 13.000 beğeni gelirse de beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bugün kendi yaptığım bu harika desteyle oynayacağız. Evet, bakalım evrimi bombacı nasılmış? Hadi başlayalım. Evet, bol şans diyelim ve emojimizi yollayalım. Video boyunca güzel enerjiler bizimle olsun. Direkt bombacı attığım anda evrimsini elimde bulundurmam bence önemli. Çünkü her an köprüden bir şey attığında basabilirim yani. Hacus'a karşı küçük prens attım çünkü küçük prensin özelliğini bir şövalye diye görüyorum ben. Evet, şövalye niyetine küçük prensimi kullandım. Çok sağlam oluyor böyle. Adamın ne oynadığını hala anlayamadım. Pekka olabilir koçbaşıyla beraber. Atıcı orada yiyecek zaten. Çok güzel idare ettik kasırgayla. Şimdi evrimi bombacı elimdeyken oraya kart atamayacak. Çok keyifli bir şey bu arada. Bakın şimdi Haylet'e evrimi bombacı atacağım. Çok iyi, kuleye kadar sekti. Kulenin içinde iki defa sekti. Bir daha vurdu, yok artık. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Geçenlerde dünyanın en iyisini izledim. Evrimi bombacıya karşı oynuyordu. Ve her zaman kulesine hasar alırdı. Yani şöyle söyleyeyim, dünyanın en iyisi bile olsanız şu evrimi bombacı cidden sizi mahvediyor. Şu an çok güçlü kart yani. Evet, atıcı orada 3 iksiri yedi. Hacut'tan bahsediyorum. Sonra gidip küçük prensi de yiyecek. Çok iyi takaslar alıyor atıcı zaten. Atıcı benim favori kartlarımdan bir tanesi oldu zaten. Şövalye atmak zorundayım. Bir yandan da evrimi çevirmek için bahane olmuş oldu. Çok iyi. Solda özelliğimizi basabiliriz. Şövalye niyetini kullanıyorum zaten biliyorsunuz. Çok güzel. Ana kulemizi acaba çekebilir miyiz? Şöyle bir deneme yapacağım. Aha, oyun bugü oldu. Hani Hayalet vurduğunda açılıyor ya normalde. E vurmamış kuleme, bakıyorum nasıl açıldı o zaman Hayalet. Neyse. Bence bu bug bu arada arkadaşlar. Topu bilerek önden kuruyorum çünkü barbarlar biraz daha koşsunlar. Şöyle küçük prensin şövalyesini çağıralım sağ taraf için. Çok iyi. İyi bari bu adam evrimi bombacı oynamıyor en azından. Büyük bir atak yapacak gibi geliyor şu anda. Çok güzel bir savunma. Bunun önüne elektrolev gider. Binası olduğunu düşünmüyorum. Pekka atarsa aynen bombacımızı attık. Ucu ucuna kuleye vurmadı. Olsun, zaten çok öndeyiz o yüzden sıkıntı yok. Şu ana kadar kulemize hiçbir hasar almadık. Umarım da nazar değmez yani. Sezon başında olduğumuz için hani bir maç yendiğimizde bayağı bir sıralama yükseleceğiz. O yüzden bayağı bir iyi oynamamız lazım. Bu maçları kaybetmeyelim yani. Arkadan yine büyük bir atak yapmak istiyor. Ona göre ben de defans kuruyorum şu anda. Hala hasar yemedik, çok garip. Hani büyülerle bile vuramamış. Defansa da güzel bir kart bu arada bombacı. Çok güzel bir. Artık son bir dakika kaldı. Pekka'cı yenebiliriz diye düşünüyorum. Hemen evrimisini çevirmek için bombacı attım. Ki zaten adamın kulesine baktığımızda sadece evrimi bombacıyla kulesine vurmuştuk. Onun dışında hiç kulesine vuramadık. Ona rağmen yeniyoruz. Elektrodev'de bir atağa çıkacağım çünkü şövalyeli atıcımız var. Şöyle Pekka'yı köşeye doğru atabilir, o yüzden kasırgayla çekelim önce. Oho, çok iyi hamle. Bombacıyla şimdi vurabiliriz. Açıyı ayarladık. Hadi bombacı. Bombacı bazen beklentimi karşılamıyor. Çok güzel bir defans ama.
artık son çıbır muamelerini yapıyor. Ve Pekka'cıyı çok güzel yendik bu desteyle. Evet, bayağı bir sıralama atladığımızı düşünüyorum. Bu maç için böyle güzel tutturduk ama diğer maçlarda bombacı acaba çalışacak mı? Ve rakipte olunca ne yapacağız merak ediyorum. Evet, ikinci maçımıza geçelim. Evet, dünyada ilk 50'deyiz ve karşımıza dev balon oynayan bu Barzo geldi. Ve yıllardır aynı desteği oynadığı için korkmak lazım bu adamdan, bayağı tecrübeli. Bu nasıl bir hamle? Şu an başlangıç elimi zorlamaya çalıştı ve onun için pek iyi olmayacak. Çünkü ana kulemizi açacağız. Çok güzel bir aktivasyon geldi ve atıcı orayı süpürüp şimdi atak yapıyor. Oraya bir küçük prens bırakacağım. Neden biliyor musunuz? Barbar'ı kullandı ya şu an, yanına gece atısı atmak zorunda oraya. Evet, küçük prens temizlesin diye atmıştım. Bir de şöyle özellik bassak orayı süpürse. Ah be, elektro büyücü nasıl vurmaz. Olsun olsun, şu bombacıyla kulesine bir vuralım. İzleyin şimdi. Güzel güzel. Bombacı hasarı az değil arkadaşlar. Baya fazla vuruyor. Ana kuleyi uyandıramadı. Baya iyi. Topu kullanmayacağım. Neden? Çünkü balon basarsa maçı kaybederiz. Baya bir hasar yedik orada. Küçük prensin özelliği vurma ince elektro büyücüsüne. Orada bir takılma yaşadık ama problem değil. Buradan comeback rahat atarız arkadaşlar. Zaten küresenin güzelliği bu. Maçlar bayağı çekişmeli geçiyor. Şimdi taktiksel olarak düşündüğümüzde biz elektro devimizin arkasına atıcı atmak zorundayız. Çünkü rakip barbarla savunmaya çalışacak elektro devi mutlaka. O yarasalardan kurtulmak için elektro dev attım. En iyi top pozisyonu attım. Böyle atınca 3 kule birden vuruyor balona. Ah, bir tane vurdu ama her şeye rağmen. Olsun, kule canlılığına işledik diyebiliriz. Baksanıza şu an iki kulemize neredeyse eşit. Soldan bir atağa artık çıkıyorum. Atıcının önüne yapıştıracağım elektro devi. Barbarları pert edecek diyecektim ama adam da izin vermiyor şu an bana. Madem öyle, defansif elektro dev atalım. Topu bilerek geç atıyorum. Böyle atınca ana kule de vuruyor deve. Özellik yetişirme. Oh, çok iyi. Yalnız o bombacıyla kuleye vururum. İzleyin şimdi. Bak bak bak. Bir tane vurdu. Ben iki kere sekmesini bekliyordum. Fark ettiyseniz zaten başları bombacı sayesinde iniyoruz. Yine defans ve elektro dev. En iyi top pozisyonu. Maç bayağı çekişmeli şu anda. Köprüden şövalye basacağım çünkü barbarlarını kullandı. Yakın menzil kart yok yani. Evet, şu an yakın menzilden zorlandığı için okçuyla savunmaya çalıştı. Şöyle bir yıldırım yapıştıracağım. Sırf öndeliğimizi pekiştirmek için attım. Şimdi yıldırım attığım için köprüden dev balon basabilir. O yüzden küçük prensi bastım, tahmini çok iyi. Alev topu gelecek. Oklar da gelecek yetişirse. Güzel güzel. Ucu ucuna savunuyoruz ama artık benim atak vaktim geldi. Çünkü bütün ikisini köklediği için büyülerle şu anda bence istediğim atak kurabilirim sonunda. Sağ taraftan bir kendimi garanti altına alayım. Bak nasıl da izin vermiyor elektro dev basmama, görüyor musunuz? O kadar farkında ki her şeyin ama ben basacağım inadına. Oh, yapıştı elektro dev. Yıldırımla mecbur idare etmek zorundayım. Öne geçti. Çok güzel defans, vurmamız lazım şu an. Köprüden elektro dev basacağım. Barbarını çıkardı, %100 vuracağız kulesine. Vur, bravo bombacı.
Oh be. Görüyor musunuz? Şu gücü görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, bu adam madenci duvar yıkıcı oynuyor. Bol şanslı bir emojimiz yolladık. Şimdi muhtemelen madenciyi arkaya doğru atacak. Hani kasırga kullanınca madenci arkaya atıyorlar. Sonra da duvar yıkıcı gelebilir. Zaten ikisi birlikte çok güzel combo madenciyle. Yapacağı bütün hamleleri konumlarıyla beraber söyledim size ama yine de kulemize bir tane vurdu. Yani bayağı sıkıntı. Yakın menzilden girmeye çalışacağım. Eğer rakibinizin şövalyesi varsa bir tek çok canlı olan, böyle yakın menzili zorlayabilirsiniz. Elinden çıktığında. Bir de özellik bastım. Buna cevap vermesi bayağı zor. Güzel deneme. Koruyucumuz hala bir tehdit onun için şu an ama duvar yıkıcılar atacak. O yüzden de topum hazır. Ya da anokremizi açsak daha iyi olur. Güzel. Arkadaki duvar yıkıcı incitmeden çekmeye çalışıyorum. Böyle çekince zaten %100 anokule açıyorsunuz. Şu an biz gerideyiz ama bu maçı bence evrimi bombacıyla, bak evrimi bombacı oradan bana güzel güzel bakıyor. Kesin çevirebiliriz. Dur, burada yapıştırsak var ya, izleyin şimdi. Umarım tahmin etmez. Evet, bravo bravo, cidden çok iyi oynadı. Küçük prensi anti zehirden atıyorum. Buradan atınca zehir atamıyor kuleyle beraber. Şöyle güzel bir kasırga. Şövalye vurma vurma. Oh tamam. Bayağı iyi ilerliyoruz şu an. Evimi şövalye atacağım. Çünkü yakın menzili yine zorlamak istiyorum. Yarası atsa bile zaten evimi şövalye ölmüyor ha. Yürüdüğü için kalkanı var. Evet, yakın menzil vardı aslında ama zorlamak istedim öyle. Güzel, elektrodevi onları yiyip sonra atak yapıyor. Bombacı evrimi çevirmek için bombacı attım. Mutlaka binası vardır zaten, çok zorlamayalım. Aynen öyle. Biz arkadan çıkmaya devam. Ben arkadan böyle atıcıyla çıktığım sürece adam madenciyle saldırmakta zorlanacak. Şöyle güzel bir kasırga atalım. Ah, bir tanesi vuramadık. Şimdi atak yapmalıyız arkadaşlar. Sol tarafa atıcı savunurken sağ taraftan saldırabiliriz. Yine yakın menzili zorlayacağım. Bu eşimin sırrı bence yakın menzili zorlamak. Bak bak, üzerine ben saldırırken tersten çok fena saldırıyor şu an. İkisini bitiriyor şu an. Hemen yıldırım, o hızlı ölecek. Bomba kulesi. Çok iyi. Elektrole yapışacak, birazcık yapışacak. Şövalyeyi oradan uzaklaştırabilirdim kasırgayla ama durun, sonraki atak için iksirimizi saklamaya devam edelim. Atıcı sola gitti. İnanmıyorum ya, madenci görüp sağdan sola döndü. Neyse, atamızı yine de atıcı kullanabiliriz. Bu sefer evrimi bombacı elimde var. O yüzden atağımız daha da tehlikeli. Yarası atabilir, o yüzden küçük prensi şöyle bırakalım antizeyden. Şimdi evrimi bombacıyı kullanacağım sağda, izleyin. Bravo be. Bombacıyı oynatmıyor bana. Ama bombacı zeyrin dışında. İnanmıyorum. Bombacı maçı taşıyor. 4 kez kuleye vurdu. Ve şu an öndeyiz. İnanılmaz bir kart ya. İksirini aşağı yukarı saydım. Şu an inanılmaz iksirsiz. Köprüden sadece kart basarsan bile kazanırız. Ama hatasız gördünüz değil mi? Şu an dünyada ilk 40 civarında oynamamıza rağmen, hani ben saldırırken tersten çok iksir kullanıyor ya. Hadi arkadaşlar, sezon başında da yükselebiliriz. Yıldırımı direkt yapıştırdım. Yine evrimi bombacı tehdidi var. Ve çok pis yakaladık adamı. Hadi videomuzdaki son maçımıza geçelim. Evet, final boss'u karşımıza geldi. Ian 77 şu anda dünyada ilk 10'da. O yüzden de bu maç çok kritik. Atıcı orada 4 iksiri yiyecek şimdi, sonra atak yapacak. Atıcı çok iyi takaslar alıyor ya. PK oynuyormuş, tersten basmayacağım şimdi, destesini bilmiyoruz. En iyisi biz erkenden binamızı dikelim, savunmamızı kuralım. Çünkü PK'yı savunmak zordur. Arkasında da mutlaka bir şeyler atar. Küçük prensimizi atalım, gerekirse şövalyesini çağırırız 3 iksiri.
Pekka'yı uzaktan veya havadan öldürmek lazım. Şöyle evrimi çevirmek için bombacı attım. Bir de özellik basalım. Çok güzel. Bombacı da orada okçulara vurdu. Görmedim zannetmeyin. Çok iyi ya. Güzel güzel. Atıcıyı ucu ucuna yetiştirdik ama yine de hiç hasar almadık. Zehir hasarını saymıyorum arkadaşlar. O kadar da olur yani. Elektroleyle vurmamız gerçekten çok zor. Yani evrimi bombacıya kaldık ya. Atıcı anı yatacak. Mini Pekka'sı varmış. Elektrole ve antisi var, iki tane. Pekka var, bir de küçük Pekka var. Top diktim. Hani kasırga atmak istemedim. Daha çok böyle top orada dursun istiyorum. Bir süreyle beni korusun. Vay, Ian da emoji atıyor. Ian'la bir arkadaşımız var aslında ama böyle arada laf atışıyoruz. Geçen bir eşleşme oynuyoruz. Eşleşme gereği benim köprüden kart atmam gerekiyor sürekli. Benim hakkımda şey diyor. Bu da sadece köprüden kart spamlıyor diyor. Arkadaşlarına komik olsun diye söylüyor. Ama kendisi de biliyor oynamam gerektiğini. Bir saniye, bombacı tahmin eder mi burada? Aha. Aha, iki defa sekti. Yok artık. 4 tane bombacı vuruşla kulesine vurdum. Tersten direkt elektroleyle girdim ama Küçük Prens öldüğü için Mini Pekka'ya sadece akşam yemeği oldu. Elektrole. Neyse, bayağı bir zarardayız. Buradan sağ çıkmamız lazım. Ana kulemizi açalım fişekçiyle. Çok klas bir defans ya. Çok iyi savunduk. Güzel güzel, tekrar toparladık. İyi oyundu diyor. İyi oyundu diyecek çünkü evrimi bombacı tahmin edemedi orada. Okçulara karşı attık ya. İnanılmaz bir kart. Arkadaşlar, köprüden bastığınızda zarara girmiyorsunuz. Sadece 2 iksir olduğu için. Dolayısıyla çok hasar da çıkartabiliyorsunuz. Çok iyi ya. Hiç o hayaletle uğraşamayacağım. Direkt ana kuleme çektim. O yıldırımdan da faydalandım. İyice öne geçtik. Bombacı defansa da çalışır. İzleyin bak. Nasıl öldürüyor okçuları. Bayağı iyi. Şimdi ana kulesini açmak isteyecek. %100. Aynen öyle. Bu yüzden zaten mezarlıkla kullanılmaz diyorum ya. Ama kullanan birkaç kişi gördüm. Bombacıyla mezarlık oynuyorlar. Hemen şövalyemizi çağıralım. Oo, evrim fişekçi. Güzel güzel, sadece bir tane vurdu. Oh, çok iyiyiz. İki kulemizin de canı eşit. Buradan veremem arkadaşlar. Buradan yine kaybetmek istemiyorum ya. Destesinde iki Pekka olmasına rağmen yenmek istiyorum. Burada zehir pozisyonunu bilerek veriyorum. Zehir atsa da hani Pekka vurmasın yeter bana. Dur, bombacı tutturabilir miyiz orada? Dur. Bir saniye. Yığın, gözüm dört aç. Güzel, bir tane daha vurdu. Güzel güzel. Bakın, yine elektrodevsiz vurduk. Yani elektrodev atmadan maçları yeniyorum. İnanılmaz bir şey. Hop, yine bombacı. Yine vurduk. Gelmiş geçmiş en iyi evrim diyebilir miyiz? Evrim fişekçi gelecek, o yüzden yıldırım atıyorum erkenden. Onu tuttu. Çok güzel be. Çok güzel. İnanılmaz sinir olmuştur bu arada. %100 eminim sinir olduğuna. Ben de çok sinirlendim bu arada. Bazen video dışında evrimi bombacı yiyorum köprüden. Evet, yıldırma işini bitirelim ve bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz. Şu anda bayağı bir kupa alacağız Ian'dan. Zaten maç geçmişinden görürsünüz. Maç geçmişi böyle arkadaşlar, peş peşe maçlar yaptık. 37 kupa aldık Ian'dan. Çok güzel bir final boss oldu. Ve dünyada şu anda 21.yiz. Aslında erkenden bir dünya bir olmaz mı ya? Evet arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Başka videoda yarın 17'de tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.